Baş ağrısı ve sinüzit konusunda dikkatinizi çekmek istediğim konu şudur. Karşımıza hastalarımız, bende kronik sinüzit var, sıkça başım ağrıyor diye gelmekteler. Genel olarak bunlara söylemekte olduğum cümle şudur. Baş ağrısı tek başına sinüzitin belirtisi değildir, olamaz. Sinüzit daha ziyade, evet baş ağrısı beraberinde olur ama onun yanında bir burun akıntısı, genellikle iltihabi, yeşil, sarı renkli veya burun tıkanıklığının da olması gerekir. Bu gibi hastalarda hemen yine daima öncesinde bir nezle, grip gibi viral enfeksiyonun da olmuş olması beklenir, umulur. Dolayısıyla tek başına baş ağrısıyla beraber sinüzit neredeyse hiç olmaması beklenen bir durumdur. Çoğunlukla hava basıncının değiştiği durumlarda veya burun içerisindeki sivri, topuk gibi, piramit gibi ifade edebileceğimiz karşı duvara uzanmakta olan kontak baş ağrısına neden olan burun orta bölmesinin eğriliklerinde tek başına baş ağrısı akıntı olmaksızın meydana gelmektedir. Bu kontak baş ağrısıdır ama sıkça gördüğümüz bunları sinüzit zannederek gerek hastalarımızın gerekse meslektaşlarımızın sinüzite yönelik antibiyotik ve benzeri ilaçları sinüzit tanısı veya düşüncesiyle veriyor olmalarıdır. Hayır, bana soracak olursanız tek başına baş ağrısıyla sinüziti çok da fazla görmemekteyiz. Beraberinde muayenemizde mutlaka bir burun akıntısını, iltihabi burun akıntısını ve burun tıkanıklığını da görmeyi bekleriz. Veya diyelim ki bunları görmedik, hastamızın tanık olmuş olan bir sinüzit yakınması var ve baş ağrısı var. O takdirde de genellikle tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanarak sinüsleri değerlendirme yoluna gidiyoruz. Şahsi tecrübem ne oluyor? Bu gibi ağrılarda film çekildikten sonra ben beklemiyordum zaten dediğim sıkça oluyor. Yani sinüslerini temiz bulduğumuz hasta adedi genellikle daha yüksek sayıda oluyor sinüzit çıkanlara göre. Elbette ki sinüziti bulduğumuz zaman da bunun tedavisini gerek tıbbi tedaviyle, ilaçlarla, gerekse operatif yöntemlerle yürütebilmekteyiz.